Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan ve Bursa Gemlik'ten Vera Palas'tan sizlere selam gönderdiğim videoma hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Arda Güler'in bon servisi için sürpriz teklif 3 Temmuz'un 3. videosu. Yine Fenerbahçe'mizin genç yıldızı Arda Güler. Artık birçok takımı peşinden koşturan bir e, hale büründü ve Barcelona'nın yaptığı teklif ortaya çıkmış Hani haberler bu şekilde söylüyor. Ne kadar doğru haberlerin yalancısıyız. Barcelona merkezli gazete Sports'un haberine göre Barcelona Fenerbahçe'ye 23 milyon euro ödeyecek. Buna 10 milyon euroya varan bir dizi komisyon da eklenecek. 23 artı 10 33. Barcelona Arda bilele 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve serbest kalma maddesi 1 milyar euro olacak. Elinoğlu manyak mı 17,5 falan bırakır mı? Bırakmaz. Arda Güler 17,5 milyon euro serbest kalma maddesi olmasına karşın kulübü Fenerbahçe'ye çok daha fazla ücret ödenmesine şart koştuğu için 10 servisi 23 olacak diyor. Barcelona Başkanı Laporta'da yaptığı açıklamada Arda Güler'i transfer etmek için girişimleri sürdürdüğünü belirtmişti. Fenerbahçe ile görüşüyoruz demiştim. Çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor demiştim. Arda Güler'de bir yıl daha kalma fikrine sıcak bakmaya başladı. Düzenli futbol oynamak istiyor. Fenerbahçe'de daha da efsane olmak istiyor. Ki manşetleri süsledi. Yani Avrupa piyasasında adı en çok geçen oyuncu konumuna çıktı. 18 yaşında ve İspanya'nın ünlü gazetesi Asın kapağına hem de Real Madrid sayfasına manşet olmuş. Kapakta güler çılgınlığı başlığını kullanan As iç sayfada ise güler için Türk tutkusu ifadelerini kullanıyor. Yani peşinde Real Madrid, Barcelona, Sevilla ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleri var diyor. Real Madrid 17.5 serbest kalmayı ödeme konusunda tereddüt yaşamadığını belirtiyor. Ardaya da iki seçenek sunduğunu söylüyor. Real Madrid 17.5 maddesinin 8 milyon 750 binini peşin bir sonraki sene 4 bin euro, ikinci sene de yine 4 bin euro ödemeyi teklif etti. Bir sonraki satıştan da 20 pay önerdi diyor. Fakat kadar da güler Barcelona'ya. Tamam demek üzere. İsmail Kartal'ı terletecek dört konu. Şimdi konferans ligi ve süper kupa maçlarına geri sayım başladı. Artık resmi maçlara yaklaşıyoruz. Ee, ne kadar da hani 24 gün kaldı desek de zaman çabuk geçiyor. Bir bakmışız gelmiş. İsmail Kartal Arda'nın geleceği 1. Kadro şişkinliği 2. Yeni transferler 3. Takımın uyum sağlaması konularında ter dökecek. Yani 4 tane konu başlığı ele alalım arkadaşlar. Şimdi çizeceği yol haritası İsmail Kartal'ın. Arda Güler belirsizliğini çözmeye çalışacak. Gidiyorsa gidecek, kalıyorsa kalacak. Çünkü 3 tane Türk oynatma zorunluluğum var. Bu neye göre değişecek? Yani kalabalık bir oyuncu grubuyla çalışırken transferleri yönetip aynı zamanda da takıma uyum sağlamakla uğraşacak. Arda'nın geleceği karışık. Arda kalırsa ayrı, giderse ayrı bir rota çizmek zorunda. En azından bu sene için. 2. Kadro enflasyonu. Şimdi Fenerbahçe'nin geniş kadrosunda 16'sı yabancı 35 futbolcu var. Bunların pek çoğu da gelecek sezon planlamasında düşünülmüyor. İsmail Kartal bu geniş oyuncu yelpazesinde ne yapacak? Aslına bakarsan çok düşündürücü bir soru ya. Çok düşündürücü bir soru. Bu kadar e, geniş bir havuz var. Ve Fenerbahçe ne yapacak? 16 yabancı da merak ettim. Şimdi dikkatli dinleyin beni. Atilla Selay'ı 1. Luan Perez 2. Gustavo Enrique 2. Lincoln Enrique 3. Osterwolde 4. Osayi 4. Arao 4. Crespo 5. Ee, Eyüp da yazmışlar. 5. Rossi 5. Kent 6. Bacuay 7. Cao Pedro 8. Joshua King 9. Edin Dzeko 10 tamatta da 10 ee, ben yanlış saydım herhalde 10 tane yabancı saydım. Şimdi transfer beklentisi var İsmail Kartal'ın ve sinerji oluşturmayı da yapmak zorunda Galatasaray'la Süper Kupa maçı, Avrupa maçları, hani Sla Slavia Pra e, ma iki maçta da mağlup olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal yerin dibine sokulmuştu. Avrupa'da böyle mi oynatacaksın sen diye. Bakalım şimdi ne yapacak. Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday Alex Teleş. Tele Keleş. Alex T.S. Arkadaşlar bir kere biz Solbek aramıyoruz. Onu söyleyeyim. Ama gündemine aldı falan diyor. Şöyle hızlı bir şey yapıyorum. Sol de Lincoln'u düşünmüyor. Lincoln'u önünde düşünüyor. Sezon başı kampına yetişecek. Alex T.S. gündemde. O da sıcak bakıyormuş. Vallahi Alex T.S. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyorum bilmiyorum ama ben bu haberi külliyen yalan olarak kısa, net ve öz olarak söylüyorum. Külliyen yalan. Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki isme talip. Şiir gibi. Keşke 3 isme talip olsa. Keşke 4 isme. 5, 6, 15, 24 isme talip olsa keşke. Fenerbahçe sezonu 2. sırada tamamladı. Jorge Jesus'ta ve Jesus'un Al Hilal'e gitmesinden sonra deneyimli hoca Fenerbahçe'den birkaç kişiyi istedi diyor. Zira adamın özelliği bu. Bize gelin de aynısını yapmıştım. Fenerbahçe'den transfer yapar mı sorusu var ve eski öğrencisi William Arao'ya gözler çevrildi. Hatta Arao da bayağı tepki çektiği için bence biraz da acele eder. 31 yaşındaki orta saha geride kalan sezonda 45 resmi maça çıktı Fenerbahçe ile. 2003 3295 dakika süre aldı. Jesus Rossi de istedi. Al Hilal'in Arao için 5,5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. Yani inşallah doğrudur. Bana 6 milyon euroluk teklif denildi. Ee, son dakika şeyini de vereyim mi? Bakın yanlış duymadınız. Bana gelen bilgiye göre William Arao için 6 milyon euroluk bir resmi teklif yapıldı. Ki Fenerbahçe'nin de zıplaya zıplaya kabul ettiği söylentileri var. iddiaları var. Duyumlar var. İnşallah doğrudur. Ancak Fenerbahçe'nin yedi 7,5 yazmış haberler yok. Fenerbahçe'nin beklentisi ne verirsen elinde o gider seninle geçen sezon 51 resmi maça çıkan Rossi de Jesus'un listesinde zaten göz bir Rossi'yi arar. Göz bir arar. Nerede bu Arao? Nerede bu Rossi'de? Rossi, der. Rossi takımda görmek istiyor Jesus ve bu transferlerin de yapılmasını talep ediyor. İsmail Kartal da hani ikisine de teklif gelirse sat gitsin sat, sat 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 demiş. Ben olsam ben de sat 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 derim. Şunu söyleyeyim. Rossi'yi 9.5'a, Arao'yu da hadi 5.5 diyelim. 5.5'a satsak. ikisinden toplam 15 milyon euro alsak. Tarihi bir başarı mıdır? Yüzyıllık bir başarı mıdır? Efsane bir başarı mıdır? Mükemmel bir başarı mıdır? Hepsi midir? Fenerbahçe'de hedef Lemar ve Kavamura. Fenerbahçe Atletico Madrid'den Lemar ve Japon ekibi Hiroşima'nın 23'lük futbolcusu Takumu Kavamura'yı gündemine aldı diyor. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Kaynaklarımdan bir tanesi Atletico Madrid ile bir bağlantısı var. Eğer bu duyum doğru olsaydı, emin olun herkesten önce bana o söylerdi. Ben bu duyumu araştırmadan, kimseye sormadan direkt olarak yalanlıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın kimseye sormadan yalanlıyorum. Tamam. Yine de merak ettim. Yani Emiş Barcelona Real Madrid arasında kalan Arda Güler'in alternatifini buldu. Futbol İspana başta olmak üzere pek çok İspanyol kaynak. Atletico Madrid'de 27 yaşındaki çok yönlü orta saha Lemar için satın alma opsiyonu kiralama teklifini sunduğunu söyledi. 72 milyon euroya alındı. Fenerbahçe oyuncu izleme departmanı Arda Güler'in akıbeti ne olursa olsun Lemar'ın kadroya katılması yönünde rapor verdi. İsmail Kartal da Fransız futbolcu hakkında olumlu görüş sundu. 22 milyon euro değeri var. Fransa milli takımda 27 maça çıktı. 4 gol attı. Orta'nın jokeri Kabamura, Futbol Linseki'nin haberine göre ise Fenerbahçe-Japonya J1 liginde forma giyen Takamu Kabamura için teklif yapacak diyor. 23 yaşındaki Japon altyapısından yetiştiği Sanfrike Hiroshima ile 55 maçta 12 gol 4 asistlik performans elde, 1.83'lük orta saha, ön libero merkez orta saha ve 10 numara bölgesinde görev yapabiliyor diyor. Yani her iki isme yönelik de bir bilgim yok arkadaşlar. Hiç duyumum yok. Hani yanlış anlama istediğiniz duyumcuyu tabii, tabii ki takip edebilirsiniz. İstediğiniz duyumcuya sorabilirsiniz ama bende bir bilgi yok. Olsa merak etmeyin söylerdim. Çünkü o kadar uğraşmışsınız. Abone olmuşsunuz. Takip ediyorsunuz. Video izliyorsunuz. Bu arada tatiliniz nasıl geçti tatil demişken. 9 günlük tatilde bir çoğunuz yoktunuz. Nereye gittiniz? Gittiğiniz güzel böyle e, insanlar şu anda sanırım git, gidilen yerin güzel olmasına bakıyorlar keyif vermesine bir de fiyatına bakıyorlar. Ben gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Fiyatı güzel. Hani değecek yerler var mı? Ben burayı kesinlikle öneririm. Fiyatı güzel. Değecek yer. Denizi beğenmesen, havuz havuzu beğenmesen, deniz her ikisini yaparsan her ikisi. Artı buradan Mudanya gözüküyor herhalde ya. Karşıda iskeleler falan var. Ben gemileri falan görüyorum burada. Hatta size göstersem mi ya? Vallahi Arkadaşlar göstermeye çalıştım da şey çok net çıkmıyor. Telefonda bir dakikalık short video var ya. Ondan bir tane çekeyim sabaha paylaşayım da görün burayı. Vallahi bak şöyle güzel bir küçük bir tanıtım yapayım. E görün. Hani yüksek arkadaşım bana burayı tavsiye ederken şey dedi hocam yüksek beklentin olmasın dedi. Deniz hani Marmara'nın denizi biraz kirlidir biliyoruz. Ama o kadar kirli değil. Denizin kenarında biraz hani çakıl makıl itek, iteliyor falan diyor. Adamlar buraya kum döküyorlarmış ama maalesef bir şey yapmıyormuş. O var. Bir de ben keyif alıyorum ya. Gelin olsa bu arada birlikte de tatil yaparız. İyi bir Fenerbahçe muhabbeti yapalım. Onu da videolaştırırız. Benim için de iyi olur. Bir malzeme çıkar. Süper Süperlikte şampiyonluk yaşayan teknik adamlar kulüpsüz kaldı. Bununla da bitirelim. 2023-2024 hazırlıklarını her takım sürdürüyor. İsmail Kartal Fenerbahçe'ye geldi. Altı ee, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalışan Fatih Terim. Boşta. Trabzon Spor'da şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı. Boşta. Aykut Kocaman. Boşta Sergen Yalçın. Boşta. Alanya Spor deneyimi iyi sonuç vermeyen ama şampiyonluk yaşatmış olan. Yani Fenerbahçe şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal. Boşta. 6 aydan sonra bir kulüp yaşamayan Mustafa Denizli. Boşta. Galatasaray'la şampiyonluk yaşatılan Hamza Hamzoğlu. Hiçbir takımda görev almadı. Boşta. Orada Hamza Hamzoğlu da iyi bir Fenerbahçe'dir aslında ama neyse. Hani birçok takımın kurtarıcısı olan Hikmet Karaman, Yılmaz, Vural, Rize'yi Süper Lig'e taşıyan Bülent Korkmaz, Sivas'tan ayrılan Rıza Çalınbay, Adana Demirspor Lig'e çıkarttıktan sonra çalışmayan Samet Aybaba, Mesut Bakkal, Tamer Tuna gibi isimler boşta. Genç isimler görev bekliyor. Hani Selçuk İnan Kasımpaşa deneyim. Bence rezaletti. Almanya'da başlayan Tayfun Korkut. Giresun'un başında önemli imza, imza atan Hakan Keleş. Bence en pozitif futbollardan birini Hakan Keleş oynatıyor. Bir de Ankara gücünde birisi vardı. Bırakan. Bence çok pozitif futbol oynatıyorlardı ama olmadı. Şenol Can gitti takımda da fark sebep olan demiş. Abdullah Avcı'dan sonra Trabzon'un başına geçen Orhan Ak. daha çay kendilerini geçirecekler takım bekliyor. daha Ağaçay da çok şey yapmıyor ama ondan önce biri vardı. Ben onu bahsediyorum. Durumlar bunlar arkadaşlar. Ben bugün itibariyle şunu söylüyorum. Arda Güler bence gidecek ama bir yıl Fenerbahçe'de kalacak. ara Rossi inşallah gider. İkisinden 15 milyon euro gelir. Hani Arao ve Rossi'den 15 milyon euro gelirse Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk bir sürpriz olur. Hadi bir de opsiyon koyayım. 16 milyon euroluk bir hediye diyeyim. Fenerbahçe'ye 16 milyon euroluk bir hediye diyeyim. Lemar Vamuray'ı doğrulamıyorum. Alex Teyyeş'i direkt yalanlıyorum. Bayağı az duyum oldu. Neyse bu kadar yeter. Görüşmek üzere.